Yeniden merhabalar arkadaşlar. Limitin son videosundayız. Burada yeni nesil limit soruları çözeceğiz ve bundan sonra da sürekliliğe geçeceğiz arkadaşlar. Dilerseniz 97. sorudan devam edelim. Şekilde bir üçgen vermiş ve burada bazı açılar tanımlanmış. Diyor ki ACB açısı 4 alfa, AED 2 teta, AB kenarı da AC dik olarak verilmiş. AD uzunluğuna dikkat edin. Uzunluğu trigonometrik olarak tanjan teta olarak tanımlanmış. AD tanjan teta burada AB'de tanjant 2 alfa olarak tanımlamış. Burası da tanjant 2 alfa. Bundan sonra limit alfa sıfıra giderken BC uzunluğu limit teta sıfıra yaklaşırken de ED uzunluğunu hesaplayacağız ve bunları birbirine oranlayacağız. Peki öncelikle CB'den başlayalım. CB uzunluğunu hesaplamak istiyoruz ve bunu nasıl hesaplayacağız? Şimdi bu uzunluk büyük üçgenin hipotenüsü ve bir kenar uzunluğunu da trigonometrik olarak yazma yetimiz olması gerekiyor. Bunları daha önceden trigonometride 3 model olarak vermiştik. Şimdi modellere bakarsınız arkadaşlar. Yeni çektiğimiz videolarda da var. Trigonometride 3 yeni video şekil soruların tüyolarından da anlayabilirsiniz. Öyle bir videomuz var. Basitçe şöyle de bahsedebilirim. Şimdi bu açıyı 4 alfayı kullanacağım. BC kenar uzunluğunu istiyorum. Ve biz bu açıyı kullanarak büyük üçgende hipotenüs olan BC ile AB arasında ilişki kurabiliriz. Çünkü AB'yi tanjant iki, iki olarak vermiş. O zaman biz bu açının karşısını görüyoruz. Hipotenüsünü alıyoruz. Yani sinüs ilişkisi kurabilirim. Sinüs 4 alfa hesaplanabilir. O da tanjant 2 alfa yani karşı böyle hipotenüs yani BC. Şimdi zaten amacımız BC'yi bulmak. BC'yi bulduktan sonra limitini alacağım. BC'yi bulabilmem için işler dışlar çarpımı yaptıktan sonra elde edilen sonuç tanjant 2 alfa bölü sinüs 4 alfa olacak. Evet, bundan sonra artık biz bunun limitini alacağız. Limit alırken ne diyor? Alfa giderek sıfıra yaklaşırsa diyor. Bu bc dediğimiz yani tanjant 2 alfa bölü sinüs 4 alfa nereye yaklaşır? Evet burada normalde sıfır koyduğum zaman tanjant sıfır bölü sinüs 0 gibi 0 bölü 0 belirsizliği meydana geliyor. Biz bu tarz bir trigonometrik belirsizlikte sıkıştırma teoremi diye bir video çektim. Orada bunların limitini şöyle alıyorduk. Değişkenin kas sayı oranı yani alfalar burada değişken olduğu için alfaların kas sayı oranından limitimiz 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 olarak hesaplıyorduk. İsterseniz o teoremi videosunu izleyebilirsiniz. Ben kısaca şuradan hemen bir özet vereyim. X değişkeni sıfıra yaklaşırken sinüs ax bölü bx. Burada x'in katsayı oranı a bölü b. Bu özellik sinüs tanjant ve polinom arasında, polinom fonksiyonlar arasında geçerli. Tekrar söylüyorum. Bu özelliğimiz sinüs tanjant ve polinom fonksiyonlarında geçerli. ax bölü tanjant bx dediğimiz zaman değişkenin katsayı oranları yani a bölü b x'in katsayı oranlarını alıyoruz. Limit hesaplamış oluyoruz. Evet bunun videosunu isterseniz sıkıştırma teoremi videosunda görürsünüz. Birinci kısım bitti. Yukarısının limiti 1 bölük. Geldik ikinci kısma. İkinci kısımda ED uzunluğunu hesaplayacağız. ED uzunluğu da küçük üçgenin hipotenüsü. Yine bu hipotenüs uzunluğunu trigonolik olarak yazmamız gerekiyor. Bir kenar uzunluğunu lütfen trigonolik olarak yazma yetisine sahip olalım. 3 tane model var. O modelleri biz verdik. İsterseniz videolar içinde bulup izleyebilirsiniz. Şimdi tanjant tetayı kullanacağım. Yani şu AD kenar uzunluğunu kullanacağım. ED'yi bulacağım ve burada tabii kullanmam gereken şu açı. iki tetalık açı. Bu iki tetanın karşısı belli. Hipotenüs aranıyor. Yine burada sinüs 2 tetayı hesaplamam lazım. Sinüs 2 teta demek karşı dik kenar yani tanjant teta bölü hipotenüs. Yani o da E'de. Yine burada içler dışarı çarpımı yapıp ed çekilirse ed uzunluğu tanjant teta bölü sinüs 2 teta olacaktır. Ve biz burada teta sıfıra yaklaşırken ed'nin limitini alacağız. Hemen limit alalım. Teta sıfıra giderken ed'nin limit yani tanjant teta bölü sinüs 2 teta'nın limiti hesaplanacak. Burada da teta değişken olduğuna göre Tetaların katsayı oranı. Tetanın katsayısı 1 diğeri de 2 olduğuna göre. Bu arada bu 0 bölü 0. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tetaya 0 koyduğumuz zaman 0 bölü 0. Zaten bu sıkıştırma töreninde e, şu yukarıda yazdım. buradaki özellikler arkadaşlar tamamıyla ve tamamıyla 0 bölü 0 belirsizliği için geçerli olan özellikler. Normalde biz açıyı yerleştiriyoruz. Belirsizlik yoksa bulduğumuz değer bizim limitimiz oluyor. Ama belirsizlik varsa bu özellikten tetanın katsayı oranlarından 1 bölü 2'dir deriz. Aşağının limiti de 1 bölü 2 olduğuna göre 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2'den doğru cevabımız 1'dir. 98. sorumuz ABC dik üçgen AC kenarı BC'ye dik olarak verilmiş. AD parçası 8 birim DC parçası 4 birim ABD alfa olarak tanımlanmış. Şimdi dikkat edin B köşesi C'ye hareket ederken şu köşeyi C'ye doğru hareket ettirdiğimde diyor. Tanjant alfanın Y'ye oranı acaba nereye yaklaşır diyor. Öncelikle biz tanjant alfayı hesaplamamız lazım. Bu tanjant alfayı hesapladıktan sonra karşımıza nasıl bir ifade geliyorsa onun limitini yaklaşacağız. Hesaplayacağız ve burada B'nin C'ye yaklaşması acaba bizim limit ifadesindeki değişken artık hangi değişken olacak? Alfaya bağlı mı yazacak yoksa Y'ye mi bağlı yazacağız? Onu görmemiz gerekiyor. Öncelikle tanjant alfayı bulalım. Şu açının tanjantı nasıl bulunur? Bunun da 25 farklı yolunu çözdük arkadaşlar. Bunun da videosunu attık. Bir trigonometrik sorunun 25 farklı çözümü derken o videoyu isterseniz bakarsınız. Alternatif yollar var. Ben hemen bir tane yoldan bahsedeyim. Şu açıya ben B diyorum. Buraya da A dedim. Burada hemen şunu yazabiliriz. Bir iç açıyla bir dış, iki iç açının toplam pardon bir dış açıya yani alfa artı b a'ya eşit olacak. Ben alfa istiyorum. O da a eksi b yapar arkadaşlar. Tanjant alfa hesaplanacak. Tanjant alfamız tanjant a eksi b oluyor. E bu durumda tanjant a eksi b'de toplam fark formülü kullanarak hesaplanabilir. O da tanjant a eksi tanjant b bölü 1 artı tanjant a çarpı tanjant b'dir. Bundan sonra artık gerisi hesaplama. Tanjant A'yı nereden bulacağım? Bakın tanjant A'yı şu küçük üçgenden hemen y bölü 4 olarak karşı bölü komşu olarak bulduk. Tanjant B aranıyor. Tanjant B'de büyük dik üçgenden o da y bölü 8. Sonra 1 artı ikisinin çarpımı y kare bölü 32 olarak verdik. Bu bulduğumuz tanjant alfa arkadaşlar. Hemen hesaplamamız lazım. Kırmızıyı alıp payda istiyorum Şurada iki paydasını verirsek. Yukarısı y bölü 8 olacaktır aşağısı da y kare artı 32 bölü 32'den 32'yi ters verip 32 bölü y kare artı 32 yazıyorum burada gerekli sadeleştirmeler var şunu 8'e 32 sadeleşip 4 yani son olarak tanjant alfa dediğimiz ifade aslında karşımıza şöyle geliyor 4y bölü y kare artı 32 Şimdi artık limitimize geçebiliriz. Tanjant alfa yerine bunu yazarsak limit B kenarı C'ye yaklaşırken tanjant alfa bölü Y. Tanjant alfa yerine bunu yazıyorum. Yani 4Y bölü Y kare artı 32 bölü Y oldu. Evet birinci aynen kalır ikinciyi ters çevirsek B köşesi C'ye yaklaşırken bunu atıp 1 bölü y yazarsanız y'ler gider. 4 bölü y kare artı 32. Evet şimdi arkadaşlar b kenarı c'ye yaklaşırken y ne olur? B kenara giderek c'ye yaklaşırsa arkadaşlar bakın şöyle biraz temizleyeyim isterseniz daha rahat görelim. B kenarı c'ye yaklaştırırsak hemen bir renk alıyorum. B kenara hareket ettiriyorum. Buraya getirdim. Ne oldu? Y Y kısaldı. Yani aradaki mesafeye Y demiş. B ile C arasındaki mesafeye Y'si Y giderek kısalacaktır. B'yi ben buraya aldığım zaman Y mesafesi buraya gelecektir. B'yi buraya aldığım zaman Y mesafesi B ile C arasındaki mesafe olduğuna göre artık şunu diyebilirim. B, C'ye doğru hareket ederken Y aradaki mesafe olup sıfıra yaklaşacaktır. Yani aslında biz bu limiti şöyle yazabiliriz. Limit Y sıfıra yaklaşırken 4 bölü Y kare artı 32 aslında bunu soruyor. Tabi y sıfıra yaklaşıyorsa o zaman paydamız da giderek 32'ye yaklaşacak. 4 bölü 32'den doğru cevap 1 bölü 8 olacaktır dedik. Sanırım son yorum anlaşıldı. Dikkat ederseniz aradaki mesafe y. Tekrar söyleyelim burayı. B ile C arasındaki mesafe Y birim. Biz B'yi C'ye doğru hareket ettirdiğimizde yani B'yi buraya aldığımda aradaki mesafe Y ne oluyor? Biraz daha küçülüyor. B'yi buraya aldığımızda daha da küçülecek. B'yi giderek C'ye yaklaştırırsak o zaman aradaki mesafe sıfıra yaklaşacak. Yani Y sıfıra yaklaşacak. Buradan da limitimiz gördüğünüz gibi 1 bölü 8. Evet başka bir sorumuza geçtik. 99 şekilde bir kenarı x artı 2 birim olan kareden bir kenarı 2 birim olan 4 eş pembe kare silinip atılıyor. Geriye kalan bölgenin alanı ax olduğuna göre Limit x 2'ye giderken x eksi 2 bölü a ifadesi nedir? Kolay bir soru. Burada limit alınacak ifadede ne lazım bize? A lazım. A x'i bulmamız lazım. Peki a ne? Dikkat ederseniz kalan bölgenin alanı diyor. Şimdi büyük kareden küçük karenin yani pembe karelerin alanları çıkartılacak. Büyük kare x artı 2 kenar uzunluğuna sahip olduğu için alanı da x artı 2'nin karesi. Pembeleri çıkartacağız arkadaşlar. Pembenin her biri 4 olduğuna göre 4 tane 4 16 yapacaktır. Böylece a eksi bulduk. Ben bunu açacağım. Açarsak gençler 2 kare farkında da açabilirsin. Ben direkt açıyorum. x kare artı 4 x artı 4 eksi 16'dan eksi 12 geldi. Şimdi bu a eksi artık yerleştireceğiz yerine. Yerleştirelim. Limit x 2'ye giderken yukarısı x eksi 2 böyle aşağısı a eksi yani x kare artı 4 x eksi 12. Şimdi arkadaşlar 2 yazarsak yukarısı sıfıra yaklaşıyor. Aşağısı da 4 artı 8 12. 12 eksi 12'den sıfıra yaklaşıyor. Yani belirsizlik durumu var. Belirsizlik kaldırmamız için de ya çarpanları ayırsınız ya da lopital yaparsınız. Yani basit türevle de yapabilirsiniz. Ben çarpanları ayırıyorum. Bu x artı 6 ve x eksi 2 x eksi 2'ler sadeleşirse geriye ne kalıyor? Yukarıda 1 kaldı. Aşağıda da x artı 6 kaldı. Götürüp 2 yazıyorum. 1 bölü 8. Bu kadar basit. Limit'teki 100. sorumuz. Yukarıdaki çemberlerin içinde fonksiyonlar ax, bx, cx olarak adlandırılmış. Dışarıdan sisteme katılan bir fx fonksiyonu sırasıyla ax, bx, cx fonksiyonlarına dönüştürülmüştür diyor. Örneğin AX demek şuradaki ax'tan bahsediyor arkadaşlar. fx fonksiyonu giriyor ve ax onu ne yapıyor? fx'i e 6 a ekliyor. Böylece ax'i buluyor. Buna göre fx'i x olarak verirsek cx bölü kök içinde bx eksi kök 3'ün limitini alacağız. Nerede ki? x 3'e yaklaşırken. Pekala. Evet başlayalım. Şimdi mavi alayım? fx yerine x gelecekmiş arkadaşlar. Dikkat edin şurada belirtiyor. fx'i x seçiyoruz. Tamam. Buraya x olarak girersek şöyle hemen kalemimi seçeyim. Şimdi değişken x olarak girerse a x'den x artı 6 çıkar. b içinde de b x için şunu diyeceğiz. Kök içinde a x. a ne bulmuştuk biz arkadaşlar? x artı 6 götürüp buraya x artı 6 yazacağız. Peki hala c için ne yapacağım? b 3 çıkartacağım. b ne bulmuştum arkadaşım? Kök içinde x artı 6 bulmuştum gördüğünüz gibi. O zaman kök içinde x artı 6 eksi 3. Artık şunu diyebilirim. Bx dediğimiz kök içinde x artı 6. Cx dediğimizde kök içinde x artı 6 eksi 3. Bunu götürüp artık fonksiyonda yazacağım. Daha doğrusu limit ifadesinde yazacağım. Limit x 3'e yaklaşırken cx yani kök içinde x artı 6 eksi 3 aşağısı da bx. O da kök içinde x artı 6 ama bir de bir tane daha kök var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi kök 3. Herhalde bu son kısmı tekrarlanabilir. Anlamamış olabiliriz. Biz bx'i bulduk ya arkadaşlar. bx'i bir daha kök içine alacağız. Yani şu ifadeyi tekrar kök içine almam mı isteniyor. Yani burada iç içe iki tane kök oluyor. O da dördüncü dereceden köke dönüşüyor. Yani aslında şöyle bir şey yapacağız. Limit x 3'e giderken kök içinde x artı 6 eksi 3 ile dördüncü dereceden kök x artı 6 eksi kök 3 diyebiliriz. Evet bu limit ifadesi nasıl alınır? 3 koyarsak arkadaşlar yukarısı sıfıra yaklaşıyor. 3 koyarsak aşağısı da kare kök daha doğrusu dördüncü dereceden kök 9. Bu da kare kök 3 anlamına geliyor. Kare kök 3 eksi kare kök 3'ten o da 0 oluyor. Yani 0 bölü 0 belirsizliği var. Bu belirsizliği kaldırmak için isterseniz şöyle basit bir dönüşüm yaparız. Görüntü kirliliğinden kurtulalım. Mesela 4. dereceden x artı 6'ya t yazalım arkadaşlar. t olsun. Evet bu t olursa bunu iki tarafın karesini alırsak da o zaman x artı 6 t kare olur. Daha rahat olur. Peki değişken neydi? X'ti. Dönüşüm yaparken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. X değişkeni artık gidecek. Yine T değişkeni gelecek. Eğer X 3'e giderse değil mi? Görüyorsunuz X 3'e doğru hareket ediyor. O zaman T nereye gidecektir? T ifadesi de 3 koyarsak kare kök 9 pardon 4'ün deriden kök 9 o da kare kök 3'e gidecektir. Bunları yazıyorum. Artık yeni değişken atadığım için arkadaşlar limit ifadesini en baştan şöyle yazıyorum. Artık x değil de t hareket ediyor. Nereye hareket ediyor? Karekök 3'e doğru hareket ediyor. Peki burada şu ifadeyi biz ne dedik? Gördüğünüz gibi bu ifadeye t kare dedik. t kare eksi 3 bölü şu ifade neydi bizim için? t. t eksi kök 3. Peki belirsizlik kalktı mı? Hayır. Değişken değiştirme yöntemiyle görüntü kirliliğini kaldırırsınız. Belirsizlik kalkmış olmaz belirsizliği kaldırmamız için ekstra işlemler yapmamız lazım. Şimdi o işlemlere başlayalım. Hemen mavi aldım. Peki gördüğünüz gibi yine t yine kök 3 yazarsanız 0 bölü 0 var. Şöyle bir şey yapabilirsiniz. Basitçe yine iki kare farkı ya da türev alabilirsiniz. Burada sonuçta t hareket ettiğine göre t'ye göre türev alabilirsiniz. Hemen söyleyeyim. Payın türevi 2 t paydan türevi de 1. Evet, t yerine de kök 3 yazarsanız doğru cevap 2 kök 3 olur. Böylece biter. Bu bir yol. Başka bir yoldan bahsedeyim. 2 kare farkından yukarısı t eksi kök 3 ve t artı kök 3 diye 2 kare farkından ayırdı. Aşağısı da t eksi 3 oldu. t eksi kök 3'ler gitti. t yerine kök 3 yazarsak şuraya kök 3 yazdığımızı düşünün arkadaşlar. Kök 3 artı kök 3 olacaktır. Doğru cevap da 2 kök 3 olacaktır. Burada mesele şuydu. Öncelikle fonksiyonları yazmaktı. Mesela, mesela en baştan başlarsak şuradan itibaren tekrar alalım. Burada fx x olarak verilmiş soruda. O zaman ax ne oluyor? ax fx'e 6 ekle. Yani x'e 6 ekle. Peki bx ne oluyor? Bx dediğimiz bu ax ifadesini kare kökü al. Yani x artı 6'yı kare al. Peki cx ne oluyor? bx'ten 3 çıkar. Cx dediğimiz ifadeyi şuraya yazıyorum. bx'ten 3 çıkar. Evet. Burası bence sorunun en kolay kısımlarından bir tanesi diyebiliriz. Yani şu kısım ve bu kısım lazımdı bize. Şimdi limit de bizden istenen şu cx bölü kök içinde bx. Dikkat edin. Şimdi ben cx'i yazdım yukarıya. bx'i karekök alacağız. Arkadaşlar şurayı şurayı göstermek istiyorum tekrar. Bunu karekök alacaksınız. Zaten kendisinde bir karekök var. Bir karekök de sorudan geliyor. İki içe iki karekök oluyor. Yani bu dördüncü derecen kök oluyor. Dördüncü dereceden x artı 6 eksik kök 3 oldu. Şimdi bundan sonra bu limiti alırken olduğu gibi de alabiliriz ama olduğu gibi almak biraz sıkıntı verebilir. Yani öğrenci açısından zorlanabilir. O yüzden biz de şöyle dedik. Basit bir dönüşüm yapalım. Dördüncü dereceden kök x artı 6'ya bir t değişkeni atadık. Yeni bir değişken. Artık x'i göndereceğiz. X yeni yeni bir değişken t dedik. Şimdi eğer ben buna T demişsem ki ben bunu kırmızıyla yazayım. Bakın biz buna T demişsek arkadaşlar bu da onun karesi olacak. Yani T kare olacak. Yani ifademiz şöyle bakarsanız yukarısı T kare eksi 3 gördüğünüz gibi aşağısı da T eksi kök 3 oluyor. Peki T nereye hareket edecek? Yani limit alacağımız ifade artık yeni değişken T olduğuna göre T'yi göndermem lazım. Yani buradaki kesinlikle X 3'e giderken kalmayacak burada. İşte onu hesaplamak için o da basit bir şey. Şimdi x nereye gidiyor arkadaşım? x 3'e doğru hareket ediyor. x 3'e doğru hareket ediyorsa şuraya 3 koyarsanız gençler 3, 6, 9 yapar. T nereye yaklaşacaktır? 4. dereceden kök 9 o da kare kök 3'e yaklaşacaktır. Yani artık biz x'i kare 3'e yaklaştırıyoruz. Böylece artık oluşan ifadenin limiti de 2 köküştür dedik. Arkadaşlar 101. sorudayız ve bu soruda Çeyrek çember kullanacağımız için ben önceden çizdim. Vakit kaybetmeyelim diye. Bir bilgisayar programcısı aşağıdaki komutları programa dilimi yazıp şekil çizdirmiştir diyor. Komutlarsa şöyle diyor. O merkezi bir çeyrek çember çiz ve yarıçapı da R olsun. Şurası O merkezi olsun arkadaşlar. Çeyrek çember yarıçapı da R olarak verdik. pekala. Sonra diyor ki çeyrek çember yayı üzerinde bir A noktası aldık. Ve A Pardon. OAB dik üçgeni olacak biçimde yarı çap üzerinde bir B al. Yarı çap üzerinden almamız isteniyor. Yarı çap üzerinden bir B alacağım. Ve bu üçgen OAB dik üçgen olacakmış arkadaşım. Tamam. Şimdi burada da bir alfa açısı tanımlamış. Alfa açısına dikkat edin arkadaşlar. Tanımlandığı yer AOB. AOB burası alfa. Bu da tamam. Bu alan S1. Eyvallah. Bu da tamamdır. Geriye kalan alanda S2. Hmm. Geriye kalan alan şunlardan bahsediyor arkadaşlar. Şu taradığım yer ve burası. Bu ikisi de S2. Şu ikisinin toplamı S2 oldu. S1 bölü S2 alfa 45'e yani pi bölü 4'e yaklaşırken diye sormuş. Tamam. Pi bölü 4'e yaklaşırken S1 bölü S2'yi bulacaksak alfayı pi bölü 4'e Götürdüğümüz zaman şöyle bir şey olacak arkadaşlar. Burası R. Hemen kırmızıya alayım. Bu açımız giderek Pi bölü 4'e yaklaşıyorsa arkadaşlar artık çok kolay olacak. Neden kolay olacak? Burada karşımızda e, ikiz kenar dik üçgen olacak. Şimdi arkadaşlar şurası R bölü kök 2'ye yaklaşır. Burası dediğim şurası B noktası ya. AB uzunluğu R bölü kök 2. Benzer şekilde de R bölü kök 2'ye yaklaşacak. O zaman S1 dediğimiz alan dik kenarları çarpacağız. R bölü kök 2 çarpı R bölü kök 2'nin yarısı. Yani R kare bölü 4. Burası R kare bölü 4'e yaklaşacak. S2'de neydi? Geriye kalan alan. Peki geriye kalan alanı nasıl buluruz? Çeyrek daire dilimi. Yani pi çarpı r kareden pardon pi çarpı r kare bölü 4'ten e, s1'i çıkartacağız. Bu da bize s 2yi verecek doğru mudur? Peki S1'de biz, 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 ne bulmuştuk? R kare bölü 4 olarak bulmuştuk. O zaman pi R kare bölü 4'ten R kare bölü 4'ü çıkartırsak S2 buluruz. s 2 de burada hemen de R kare bölü 4 parantezini alırsak arkadaşlar şu ikisini. Bakın şu ikisini R kare bölü 4 parantezini alırsanız buradan pi gelecek öbüründen de 1 gelecek. Böylece R kare bölü 4'ler de gider ve giderse de geriye çok temiz bir ifade kalıyor. Yukarıdan 1 aşağıdan da pi 1 kalıyor. Doğru cevabımız C seçeneği dedik. 102. sorumuz bir ABC üçgeninde AB kenarının BC kenarı üzerine dik iz düşümü 12 birim olarak verilmiş zaten burada yazıyor. BC kenarının yine BC kenar AC kenarının yine BC kenarının üzerine dik iz 25 olarak verilmiş burada yazıyor. 102. sorudayız arkadaşlar. Bir ABC üçgeninde AB kenarının BC kenarına dik yüzüşüm 12. Ki şekilde zaten 12 olarak verilmiş arkadaşlar. Bakın dik yüz düşüm A'dan dik çektiğimiz zaman BC üzerine e, ne oluyor? Gölgesi diyelim. Gölge boyu. Dik olarak çekilen gölge boyu. Dik yüzüşüm anlamına geliyor. Şimdi burada da BC kenarının yine B, pardon AC kenarının yine BC kenarının üzerine dikiz düşümü 25. AC'nin de BC dikiz düşümü yani şuradan tepeden güneşin vurduğunu düşünün arkadaşlar. Dikiz düşümü öyle anlatalım. Şu çubuğun boyunun aslında gölge boyunun daha doğrusu gölge boyunun anlamı dikiz düşümü oluyor. Pekala. Orayı da 25 olarak vermiş. Bundan sonra teta 2 alfaya yaklaşırsa bakın biz bu açıyı 2 alfaya yaklaştırırsak olay ne olur diye soruyor. Yani AC'yi bulacağız. Peki. Bu açı giderek 2 alfa yaklaşırsa şimdi 1 alfa 2 alfa görüyorsak arkadaşlar ben genelde şöyle bir şey yapıyorum. Bu 2 alfayı yani şu 2 teta var ya bu 2 alfa yaklaşacak ya bu 2 alfayı alfa ve alfa olarak parçalıyorum. Alfa ve alfa olarak parçalamak işime yarıyor. Neden? Çünkü orada açı ortay meydana getiriyorum. Şöyle alfa ve alfa olarak alırsak sanırım çizdik. pek. Şimdi şurası tanımlayalım. Bu iki alfa yaklaşıyorsa o zaman şurası alfa alfa parçalandı. Dikkat edin burada da alfa vardı. Bakın burada bir açı ortayımız var değil mi? Açı ortay dik gelmişse nedir bu? İki kenar üçgendir. Yani burası 12'dir. Burası da ne kaldı? 13. Pekala. Burası 12 burası 13 ise bir de şurada e, A, H, C üçgenine bakın. Lütfen bu üçgende yine bir açı ortay var değil mi? O zaman bu 12'nin kenara orantılısı 12K. 13'ün de kenara orantısı 13K oluyor. Biliyorsunuz ki açı ortay. Bu özelliği bilmemiz lazım. İç açı ortayda kenar uzunlukları parçalarla doğru orantılıdır. Yani 12, 12 K ile orantılı. 13 de 13 K ile orantılı. O zaman buranın tamam 5 K olması lazım arkadaşlar. Şurası sarıyla boyuyorum. 5 K olması gerekiyor. Burası 5 K eşittir 25. 5K eşittir 25 ise K buradan 5 yapar. K 5 oluyorsa burası 65. Zaten bize de onu soruyor herhalde. Evet AC'yi soruyordu. da AC'de 65'e yaklaşır. Arkadaşlar 103. sorudayız. Bir ABC üçgeninde AC uzunluğu MDC uzunluğu N, AB X olarak verilmiş ve M kare kökene yaklaşırsa limitin değeri nedir diye soruyor. Hemen verilen kenarları öncelikle bir yerleştirelim arkadaşlar. Şu mavi rengimi alıyorum. Burayı m olarak vermiş. Burayı n olarak. Burayı x olarak vermiş. Ve m kare kökene yaklaşırsa limitin değeri nedir? Burada bir kere dikkat çeken nokta şu a açısı 90 geliyor arkadaşlar. Bakın burası 2 iç bir 70. Şu a açısının şu kısmı 90 derece geliyor. Peki burada ne yapılır? Bir kere trigonometri de olsun. E, geometride geometri de olsun. Şunu diyoruz. Bir dik üçgende bir dar açı alfa dışarıda da bunun iki katı varsa muhteşem üçlü çizin. Muhteşem üçlü çizmek için hipotenüsün kenar ortayını çizmem lazım. Hemen kırmızı renkli A'dan bir muhteşem üçlü indirdik. Yani şu üç parçanın eşit olduğunu söyledik. Bu hareketi yapmak bize ne fayda sağlar? Bir sürü ikiz kenar elde edeceğiz arkadaşlar. Ve ikiz kenarları kullanarak da çözüm yoluna biraz daha rahat ulaşırız diye düşünüyoruz. Öyle umuyoruz diyelim. Şimdi bir kere burada 40 derece var. C köşesinde. Şu indirdiğimde K olsun. O da 40. 40-40 bunlar eşit olduğuna göre ikiz kenarı. Yani aslında AC ile AK eşit oluyor. Burası M oluyor. otomatikman bu da M. Burası da M oluyor. Şimdi aslında uzunlukların çoğunu tanımladık. Şu açımızda 120, 110 pardon. Şimdi ne yapmamız lazım? X'i hesaplayacağız. Yani AB kenarını. Daha doğrusu limitini alacağız. Peki nasıl bir limit alabilirim? AB kenarıyla bize verilen uzunluklar arasında bir bağlantı kurmam lazım ve verdiği açıları kullanarak 70'i kullanıyorum. Bakın şu 70 dereceyi kullanarak şuradaki siyahla boyuyorum şu anda. 70'in ben sinüsünü alırsam x ile m arasında bir ilişki bulurum. Şöyle yazıyorum. Sinüs 70 eşittir x bölü 2m. Pekala. Bu sinüs 70 aslında sinüs 110 ile de eşit olduğuna göre bu da trigonometri bilgisi birbirini 180'e tamamlayan açıların sinüsleri eşittir. Yani sinüs 70 eşittir sinüs 110. Şimdi bunu da kullanacağım. Nerede kullanacağım? Şöyle yapacağım. Evet bu üçgende de arkadaşlar sinüs teoremi kullanıyorum. Hangi üçgen diyorum? Adana Denizi Ceyhan şu ADC üçgene bakarsanız kenar uzunluğu n bölü o kenarı gören açının sinüs değeri sin 30 benzer şekilde kenar uzunluğu m bölü o kenarı gören açının sinüs devir, sinüs 110. Evet bu da tamamdır herhalde. Şimdi sinüs 110'da sinüs 70 olduğuna göre ve sinüs 70 de x bölü 2m olduğuna göre artık bir şeyler yapabiliriz değil mi? x'i çekeceğim çünkü. Burada işler dışlar yaparsak n çarpı sinüs 110 eşittir m çarpı 1 bölü 2'den sin 30 yani Buradan sinüs 110'u hemen x bölü 2m diye yazıyorum. n çarpı x bölü 2m eşittir. m çarpı sinüs 30 yani o da 1 bölü 2. Peki abi burada ikiler gitti arkadaşlar. Böylece x dediğimiz m kare bölü n oldu. Tamam. x'i bulduk mu arkadaşım? Bulduk. Yani artık limit m kare kök n'e giderken AB'yi soruyor dikkat edin. Sordu yer AB uzunu. Yani aslında bize x'i soruyor. X nedir demek istiyor. X yine ben artık şunu yazabilirim. M kare kökene giderken M kare yazabilirim. Evet. Şimdi bunun limitini alacağız. M yine kare kök en yazıyorum arkadaşım. Kare kök en yazarsak, pardon. X yine M kare bölü en yazacaktım. Özür dilerim. Evet. Burada da M yine kare kök en yazarsak, kare kök enin karesi böyle enden doğru cevabımız 1 gelecektir. Çok tatlı bir soruymuş. Sırada 104. sorudayız. Aşağıda şekil 1'de bir aracın sileceğinin çalışabildiği daire yayının görüntüsü verilmiştir diyor. Aracın sileceğinin hareket noktası dairenin merkezi olan O noktasıdır. Pekala. silecin çeyrek çember üzerinde uç noktası C olarak verilmiş ve burada AOC açısı alfa, COB olarak beta verilmiş. Şimdi arkadaşlar şekil bir de dikkat ederseniz bu açı 90 derece. İkinci şekilde de alfa beta olarak tanımlandığına göre şöyle diye yazabiliriz. Beta ile alfanın toplamı 90'dır. Hemen bir köşeye not alalım. Bundan sonra devam edersek. Tabii ki burada dik olduğunu zaten burada tanımlamış. A onun O, o B'ye dik olduğunu. Şimdi dikkat bölümü ne diyor? O noktasının A noktasına olan uzaklığı. Pardon C noktasının AO'ya olan uzaklığı. C'nin AO'ya olan uzaklığı dik uzaklıktır ve şundan bahsediyor. Burasını X olarak alalım. OB'ye olan uzaklığı da Y'ymiş. Buradan da dik çekelim arkadaşlar. Şöyle. Burası da Y. Diyor ki biz eğer beta'yı diyor alfanın iki katı olan iki alfaya yaklaştırsak diyor y'nin x'e oranı ne olur? Şimdi eğer beta iki alfaya yaklaşır ise o zaman bu toplam yani beta artı alfa 3 alfaya yaklaşır. O zaman 3 alfa da 90'a yaklaşır. Alfa da giderek 30'a yaklaşır arkadaşlar. Yani bu 30'a yaklaştığına yaklaşacağına göre artık ben şurayı 30 olarak aldığımı varsayarsak burası giderek 30'a yaklaşıyorsa şurası şurası R olduğuna göre o zaman X de ne olacaktır? X'in yaklaşacağı yer yani limiti yarı çapın yarısı olacaktır. Tabii ki beta da öbür taraftan 60'a doğru yaklaşacaktır. O zaman e, burası da yine 30-60-90 olduğuna göre sorumuzda şurası tabii ki R olduğuna göre. Burası da R bölü 2. Yani 30'un karşısında R bölü 2 olacak. 60'ın karşısında da yani Y R bölü 2'nin köküç katı olacaktır. Bize Y bölü X'i soruyor. Cevabımız köküç olacak. Çünkü Y gördüğünüz gibi R bölü 2'nin kök 3 katı. Aşağısı da R bölü 2'ye yaklaşacağına göre bunlar gitti. Doğru cevabımız E seçeneği dedik. Gençler 105. sorudayız. Aşağıda bir harfiyat kamyonu ve kasası gösterilmiştir. Araç kasası AC doğrultusundaki hidrolik yardımıyla yukarı doğru kaldırılında ABC üçgen oluşuyor ve bu üçgende alfa ile beta açısı şekilde de verilmiş tanımlanmış. Diyor ki alfa açısı 2 beta yani betanın 2 katına yaklaşırken diyor AB'nin AC oranı nedir diye sormuş. Şimdi e, burası alfa burası beta tamam. Şimdi bakın arkadaşlar kasa kapandığında aslında AB'nin BC'ye eşit olduğunu anlayacaksınız. Çünkü kasanın açılmış halini görüyoruz. Kapatıldığında aslında bu kenar ne olacaktır? A, e, yani şu AB kenarı BC üzerine yapışacaktır. Bu durumda biz aslında AB ile BC'nin eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burası önemliydi. Neden önemli? Çünkü burada aslında bir ikiz kenar üçgen var. İkiz kenar üçgeni anlayabilmemiz için burayı anlamamız lazım. Yani şu AB uzunluğunun aslında BC uzunluğuna eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor ya da fark etmemiz gerekiyor. Peki bunu fark ettik diyelim. Çünkü kasa kapandığı zaman tam AB kenarı BC'nin üzerine yapışacak. Yani burası da alfa olacak. Bu durumda 2 alfa ile 1 beta'nın toplamı 180 olacak. Bundan sonra arkadaşlar diyor ki alfa diyor 2 beta'ya yaklaşırsa 2 beta yaklaşırsa o zaman 2 alfa artı beta dediğimizde nereye yaklaşacaktır? 5 beta olacaktır değil mi? 5 beta yaklaşacak. 5 beta da 180'e yaklaştığına göre yani şu toplam 5 beta'ya yaklaşıyor. 5 beta da 180 yani beta açısı 36'ya yaklaşacak. Yani elimizde şöyle bir üçgen olacak arkadaşlar. 36 72 72 ki buna matematikte altın üçgen diyoruz. 36 derece 72 derece ve 72 derece. Evet, burası A, burası B, burası da C. Şimdi bizden istenen AB kenarının yani şu kenarın AC'ye oranı soruluyor. Peki. AB'nin AC'ye oranı bulmamız için sinüs teoremi kullanacağım. Şöyle yapacağım. Sinüs teoremine göre AB bölü AB'ye gören açının sinüsü yani sin 72 eşittir. AC bölü AC'ye gören açının sinüsü yani açının sinüsü de o da sin 36 oluyor. Götürüp yerleştiriyorum. Limit alfa 2 beta'ya giderken AB bölü AC. AB bölü AC sin 72 bölü sinüs 36 olur arkadaşlar. Evet bu işlemi yaparsak yarım açı formülü kullanacağız bundan sonra. Sin 72'yi hemen açıyorum. 2 tane sinüs 36 çarpı kosinüs 36. Aşağıda da sinüs 36'mız var. Sin 36'lar gider. Böylece 2 tane kosinüs 36 olur. Doğru cevabımız da D seçeneğidir dedik. Arkadaşlar 106. sorumuz ve videomuzun son sorusuna geldik. Bundan sonraki videolarda sürekli anlatacağız. ABC'de karesinde. Bu önemli kareymiş bu arkadaşım. Bunu unutmayalım. Sarı çember BFC üçgenin yeşil çember ise DF üçgenin iç T çemberidir diyor. Burada X açısı tanımlanmış EBC ve burada X'i 30'a gönderirsek R1 bölü R2 nedir diyor. Şimdi gençler bu X'i e, şurası da X değil mi? O zaman şunu diyebilir miyiz? Şu açıda eşit olduğuna göre ve köşe açıları da dik olduğuna göre bu iki üçgen şu haliyle benzer. Benzer dik üçgenler var burada ve burada şunu diyebilirsiniz. Bize sorulan R1 bölü R2 aslında benzerlik oranıdır. Çünkü benzerlik oranı sadece kenar oranlarıyla ilintili değildir benzer olan iki cismin çevre oranları. Aynı benzer kenarlara indirilen yükseklik oranları, benzer kenarlara indirilen açı ortaylar, benzer kenarlara indirilen kenortay oranları da yine benzerlik oranı olup iç işte çemberinin yarı çapları oranı da benzerlik oranına eşittir. Ben şuraya benzerlik oranını hemen tanımlayayım şuraya. Bu soruda benzerlik oranı aslında R1 bölü R2'dir. Peki. X'i 30 dereceye göndereceğiz birazdan arkadaşlar. Şimdi şurayı bir tanımlayayım ben. Burayı bilmiyorum. Burası A birim olsun. Eğer bu 30 dereceye yol alacaksa o zaman bu şurası da 60 dereceye doğru yol alacaktır. Yani burası A köküç olacaktır. Bu bir kare olduğuna göre her yere A köküç olacaktır. Yani burası da mecburen A köküç. Burası derken arkadaşlar DF'den bahsediyorum. A köküç eksi A olacaktır. Şimdi ben benzerlik oranı da yine şuradan yazabilirim. Buradaki x'in gördüğü ve buradaki x'in gördüğüne bakarsak arkadaşlar evet benzerlik oranı aynı zamanda a kök 3 eksi a'nın a'yı oranı. Sanırım anlaşıldı. Benzerlik oranı nereden yazdım? Tekrar söylemek istiyorum. şu rengi alayım arkadaşım ya da şunu. şu üçgen benzer. X'in karşısına gördüğümüz a kökü eksi a. Diğer x'in karşısına gördüğümüzde a. Bu da oranlanırsa arkadaşlar. Benzerlik oranına eşit olacaktır. Zaten götüreceğim. Limit x 30 dereceye yaklaşırken r1 bölü r2 oranı artık bunun yerine biz bunu kullanacağız. Ve soruyu bitireceğiz. a parantezinde kök 3 eksi 1 bölü a. a'lar birbirini götürdü. Doğru cevabımız kök 3 1. Evet. Bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videoda Süreklilik anlatacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.